Değerli misafirler, programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çalışmaların bir kısmını dernek yönetimimiz, vatandaşlarımızın yardımlarıyla, hayırlarıyla yaptırdı. Daha sonrasını da yine hepinizin valimi olduğu üzere belediyemiz yürütüyor. Ve şimdi son ihalemizi de gerçekleştirdik. İnşallah 3 ay gibi bir süre daha burada çalışmalar devam edecek ve sonrasında çalışmalarımızı bitirmiş ve Abdi Bey Camii'mizi mahallemizin ve şehrimizin bir mührü haline getireceğiz. Hatırlayacağınız üzere şu anda iş makinesinin bulunduğu yerde 10-12 dairelik bir bina vardı. Bizim şu anda üzerinde bulunduğumuz noktada eski binalar vardı. Buraların satın almaları, kamulaştırmaları yapıldı. Abdesthanemiz ve Kur'an kursumuz yenilendi. Camimizin mimarisiyle ve dış cephe kaplamasıyla uyumlu bir hale getirildi. Diyanet Vakfımızdan da biraz sonra inşallah yıkımını gerçekleştireceğimiz binamızın demir işlemleri karşılıklı görüşmeler, anlaşmalarla tamamlandı ve ifade ettiğim ihalemiz de gerçekleşti. Şimdi inşallah son çalışmalarımızı yapmak ve onları başlatmak üzere de bir aradayız. Şehirler tarafında buna benzer çalışmalar yürütüyoruz. 7 yıldır bir yandan belediyemizin temel hizmetleri olan altyapı çalışmalarını aralıksız yürütürken bir yandan da bu yaptığımız çalışmalara benzer, bu hizmetlere benzer işlerimizi götürüyoruz. Şehirde yapılacak hangi iş varsa, yapılmasının gerekliliğine inandığımız hangi işimiz varsa onlarla ilgili asla bu bizim işimiz değil, bunu müftülüğümüz yapsın, bunu Milli Eğitim Müdürlüğü yapsın gibi bir tutum içerisinde olmadık. Yapılacak hangi iş varsa eğer yapılmadıysa, geç kaldıysa, geç kalacaksa bu işin sahibi belediye olmalıdır. Bu işin hadimi belediye olmalıdır dedik. İşin bir ucundan tuttuk. Allah'a binlerce şükürler olsun ki geride bıraktığımız zaman içerisinde de bize zor olan, altından kalkamadığımız, sonunu getiremediğimiz hiçbir iş olmadı. Birer birer hepsinin bittiğine şahit olduk ve belediyede çalışan bütün arkadaşlarımızla da dedik ki biz yaptığımız diğer işlerin hürmetine, bereketine, duaya mazhar oluyoruz ve o dualar hürmetine de zor olan işlerimizi Allah bize kolay ediyor. Ecdat böyle yaptı, biz de onların yolundan gidiyoruz. Onlar ne yaptılar? Onlar Selimiye'yi yaptılar. Onlar Süleymaniye'yi yaptılar. Onlar Sultanahmet'i yaptılar. Bursa Ulu Camii'yi yaptılar. Çorum Ulu Camii'yi yaptılar. Biz de onlardan gördüğümüz gibi, onlardan öğrendiğimiz gibi Akşemseddinleri yaptırıyoruz. Abdi Bey'leri yaptırıyoruz. İşte İmam Hatip Külliyesi'nin içindeki camiyi vesaire yaptırıyoruz. Biz onlardan böyle gördük. Onlar bizim irfan medeniyeti diye tarif ettiğimiz İslam medeniyetinden bunu anladılar ve bu şekilde geldiler. Neler yaptık diye şöyle bir kısaca baktığımda Akşemseddin Camii Allah'a şükürler olsun ki yapıldı, tamamlandı. Bize de oraya bir katkı sağlamak, orada bir taş üstüne taş koymak nasip oldu. Yanında mezbelelik bir alan vardı. İstedik ki caminin önü kapanmasın. Orayı da aldık, kamulaştırdık ve güzel bir park yaptık. İnşallah şöyle birkaç sene geçtiğinde
oradaki ağaçlar büyüyüp boy verince, gölge verince yapılan işin ne kadar kıymetli bir iş olduğu inşallah bir kez daha görülmüş olacak. Öbür taraftan İmam Hatip Külliyesi'nin içerisinde malumunuz terminal yanında çevre yolu kenarında bir İmam Hatip Külliyesi yaptırdık. Türkiye'ye örnek bir proje. Gelenin gidenin hem bize hem bizi bu göreve seçenlere dua ettikleri hayırlı bir hizmet oldu Allah'ın izniyle. Onun içerisinde bir klasik Osmanlı mimarisiyle inşa ettiğimiz yine dört minareli ikinci camimiz olacak bir eser daha orada yükseliyor. Öbür taraftan Muharebler Mahallesi'ne gittiğinizde orada Hazreti İbrahim Camii yine belediyemizin takibiyle devam ediyor. Tamamen orayı da devraldık. 25 Mayıs günü inşallah haftaya son ihalesi yapılacak. 3-4 ay sonra orada da yine böyle taş kaplama çifte minareli bir cami adeta duaya açılmış eller gibi göğe yükselmiş olacak.